Adana Cevat Yurdakul Caddesi'nden merhabalar herkese. Bugün Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Karma Resim Sergisi'nde sizlerle birlikte olacağız. Evet, ressam arkadaşlarımızla birlikte onların tablosunu izleyeceğiz ve röportaj yapacağız. Kaman Sanat Galerisi, Adana Ressamlar Sanat Derneği mekanındayız şu an. Evet, içeride arkadaşlarımızla röportaj yapacağız. Buyurun. Sayın Başkan, değerli üyeler, sevgili konuklar. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle ve Veysel Kubat hocamızın anısına Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nce düzenlenen resim, heykel ve seramik serginin açılışına hoş geldiniz. Önce Cumhuriyet'in anlamı ve önemi nedir sorusunu soralım. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir. Dolayısıyla devletin temel organlarının seçimle iş başına gelmiş bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet rejimi 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Türk toplumunun ulus olma bilincine kavuşturmuş, bireyi yurttaş konumuna yükseltmiştir. Türk toplumunun Türk insanının ufkunu genişletmiştir. Bu nedenle bugün siz bizlere, gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk gün inkılaplarını korumak, kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Sanat dallarıyla uğraşan bizler de ulusal ve evrensel kültürü izlemeliyiz ve Cumhuriyet bilincini yükseltmek zorundayız. Kendi kültürümüzü, tarihimizi iyi tanımalı ve bu birikimlerden faydalanmalıyız. Eğitim ve kültür hayatımızın bugünkü düzeye gelmesinde Cumhuriyet'in çok büyük bir payı vardır. Şu an ülkemizde özgürce sanatımızı icra edebiliyorsak, Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önem nedeniyledir. Türkiye Türkçesinin bilim dili olması, sanat ve edebiyatın evrensel düzeye ulaşması da Cumhuriyet'te mümkün olmuştur. Tehditlere, tehlikelere ve zorluklara karşın Cumhuriyetimiz bugün çok daha iyi bir yere ulaşabilirdi. Cumhuriyet kurulmasaydı ne olurdu? Konuşanlara da soruyorum bu soruyu. Cumhuriyet kurulmasaydı ne olurdu? Emperyalist güçlerin hiçbir zaman kendilerinden saymadığı Türklüğün, Osmanlı Devleti'nin parçalanmış toprakları içindeki varlığı yok edilirdi. Biz de kendi coğrafyamızdaki diğerleri gibi hala 1920'leri yaşıyor olabilirdik. 21. yüzyılda bize düşen görev nedir o halde? Uygarlığın ilerlemesi ve çağdaş bir dünya görüşüne sahip, çevresine uyumlu ama gerektiğinde sorgulayabilen, dengeli, yaratıcı, özgüveni gelişmiş sanat yaşantısına katan, sanatı yaşantısına katan, yaşadığı çevreyi güzelleştirme sorumluluğu duyan,
estetik duyarlılığa sahip ve dünya sanat tarihiyle ilgili birikimleri olan ulusun ve insanlığın sanat değerlerini koruyan aydın bireylerin gelişmesi için bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çocuklarımıza Cumhuriyet'in değerlerini tam olarak öğretebilirsek, onu geliştirmek, korumak ve yaşatmak asla zor olmayacaktır. Serginin her birimizin emeğinin karşılığı olarak yaşama bakış açısını yansıttığını da düşünerek hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. Evet, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Tevfik Gökdemir arkadaşımızla birlikteyiz. Merhabalar Tevfik Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Uzun süredir göremiyoruz seni aramızda. Bu sergide vesile oldu. Evet, biraz yoğunluk vardı gerçekten hayatımda. Bu sefer ben de katılabildim. Dönem dönem kaçırıyorum sergileri. Biraz ara vermiş gibi oldum açıkçası. Kendi yoğunluğumdan dolayı. Bu süre içerisinde neler yapıldı? Sergiyle ilgili, sanatla ilgili, sizin hayatınızla ilgili yeni gelişmeler oldu. Onlardan bahseder misiniz? Bugünkü sergimiz rahmetli Veysel Kubat hocamızın anısına açtık. Onlardan biraz bahseder misiniz? Bugünkü sergimizi Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliği kapsamında karma sergi, resim, heykel, seramik ağırlıklı bir karma sergi yapıyoruz. Bu arada rahmetli Veysel hocamın anısına da ithaf etmiş olduk. Arkadaşlar sağ olsun çalışmalarıyla katıldılar, renk verdiler. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılını sadece Cumhuriyet'in 100. yılı bir 29 Ekim'e sığdırmak olmazdı. Bütün yıl kutlanması gereken bir yıl. Çünkü Cumhuriyet'in her bir 100 yılı bu kadar erken geçiştirilemez. Yani bizim isteğimiz Cumhuriyet'in 100. yılını tüm sanatçılar, siyaset, iş adamları, tüm toplum olarak aylar öncesinden, 3 ay, 5 ay öncesinden kutlamaya başlamamız gerekirdi. Biz sanatçılar ne yaptık? Sadece bu yılla ilgili bir sergi, çalışmalarımızı sergiledik. Birçok arkadaşımız da ne yaptı? 29 Ekim'e sığdırmaya çalıştı. Yani koskoca bir 100 yılı bir 29 Ekim'e sığdırmak hiç de hoş olmaz. Bütün yıl devam etmeli bu kutlama. Sanatçı bazında, siyaset bazında, iş adamları bazında, öğrenci, öğretmen, tüm toplum kesimi bu yüzyılı kutlamalıyız. Çünkü Cumhuriyet'in yüzyılı deyince akla öyle kısa bir süre gelmiyor. Neler yapıldı? Yüzyılda ekonomik açıdan, sanatsal açıdan, bilimsel açıdan ülke hangi aşamaya geldi? İleri mi gitti, geri mi gitti? Bunların her platformda tartışılması gerekir. Gerçekten çok güzel söylediniz, fikirleriniz çok güzel. Bir güne sığmaz tabii ki. Biz bunu yıl içerisinde sanatla, faaliyetlerimizle kutlamalıyız, yaşatmalıyız Cumhuriyetimizi. Onun dışında sizin hayatınızda yenilikli olarak neler oldu Tevfik Bey? Hayatımda yenilik olarak öğrenciyim. Öğrenciyim. Adana Çukurova Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2. sınıf seramik bölümü öğrencisiyim. Öğrenciliğe devam ediyoruz. Öğrenci, iş insanı, sanatçı olarak devam etmeye çalışıyoruz hayatım. Ne kadar güzel. Kutluyorum sizi aynı zamanda. Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Eserlerinizin önünde duralım. Evet. Anlatmak ister misiniz? Bahsedecek olursak, buradaki amacım Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti hangi seviyeye getirebildik? Yani Atatürk'ün burada söylediği çok özlü sözlerden hangisini başarabildik? Özellikle onu vurgulamaya çalıştım. Kara tahtada Atatürk biliyorsunuz böyle bir fotoğrafında sadece harfleri öğretiyordu. Ben buna bir gönderme yaparak Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yapıp Cumhuriyet'in 100. yılında bunların hangisini başarabildik, hangisinde geride kaldık onu anlatmaya çalıştım. Eğer okumamız gerekirse buradaki Atatürk'ün sözlerini
okuyoruz. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi seçin. En büyük savaş cehalete karşı yapılan savaştır. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Yurtta sulh, cihanda sulh. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstikbalin teminatı ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Merhabalar, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği üyesi Sema arkadaşımızla birlikteyiz. Sema Hanım, neler söylemek istersin? Vallahi bu sene ben Veysel Bey'in atölyesinde yaptığım resimle buna katılıyorum. 100. yıl anısı için, Cumhuriyetimizin 100. yılı için. Yani bütün arkadaşlarla da bir arada oluyoruz. Sanat her zaman birleştirici toplumda. Evet, merhabalar. Meral Soylu arkadaşımızla birlikteyiz. Bakalım bize neler söyleyecek sanatla ilgili. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar zamandır? 20 senedir falan çalışıyorum. Daha çok sulu boya mı yoksa? Yani boyalarım çok fazla evde. Sonradan sulu boyaya merak sardım. Çalışıyorum, sulu boya çalışıyorum. Çok da güzel oluyor. Ben seviyorum sulu boyayı. Savaş İlhan'la birlikteyiz. Savaş İlhan'ın kendisini tanıtmasını istiyoruz ki aynı zamanda öğretmen kendisi. Merhaba, ben öğretmenim. Aynı zamanda heykel tıraşım. Yaklaşık 10 yıldır heykelle uğraşıyorum. İkinci üniversite olarak Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim, heykel bölümünü. Yani şu an heykelle ilgili serbest malzemelerden heykeller yapıyorum. Şimdi burada yaptığımız heykelimiz var bir tane. Bu heykelimiz de atık malzemelerden yapılan bir heykel. Serbest çalışma mümkün olduğunca. Çok fazla dışarıdan bir müdahale yapmadan, yani bir... serbest malzemeden yapılmış bir heykel. Burada anlatmak istediğim olay da otoriteyle ilgili, yani devletin otoritesiyle ilgili veyahut da daha farklı şeylerin otoritesiyle ilgili bir heykel. Burada yuvarlak formlar, üçgen formlar, dairesel formlar, hepsini bir arada kullandım. Çünkü hayatımızda olan şeyler bunlar. Bunları bu şekilde bir araya getirerek yani bu heykeli oluşturdum. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık Savaş Bey. Onun dışında, heykelin dışında resimler de yapıyor musun? Resimler şu an yapmıyorum. Daha önceden yapıyordum ama şu an resme ara verdim belli bir süre. Şu an heykele yoğunlaştım. Heykel üzerine çalışmalarım devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Hatta yani bir sergi açmayı planlıyorum ileride inşallah. O zaman da davetlisiniz diyeyim yani. Teşekkür ediyoruz. Sizin branşınız, ikinci üniversite bitirdim dediniz. O alanda ikinci branş? İkinci branşım heykel. Okulda hangi alanda çalışıyorsunuz? Makina teknolojisi. Makina teknolojisi bölümü. Peki o bölüme geçmek ister misiniz, heykel bölümü? Heykel bölümüne geçmek isterim ama yani şu an için öyle bir imkan yok. Hani güzel sanatlarda yüksek lisansı yaptım. Doktora aşamasına geldim ama hani devamı olmadı. Devamı olmayınca da bu şekilde dışarıda işte sergilerde veyahut da başka alanlarda kendi eserlerimi sergiliyorum. Semahat Bayhan arkadaşımızla birlikteyiz. Semahat Bayhan arkadaşımızın eserinin önündeyiz.
Neler söylemek istersin Semahat Hanım? Uzun yıllardır birlikteyiz Semahat Hanım'la. Arkadaşlığımız uzun yıllara devam ediyor. Sizlerle tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum. Resim sanatı benim kişiliğimi oturttu. Kendimi buldum resim yaparken çok mutlu oluyorum. Yapmadığım zaman çok gergin oluyorum. Bu da bir arkadaşım için yaptım. Bu tarz resim istedi. Onun için yaptım. Burada da sergilemek istedim. Öyle yani. Gerçekten çok güzel olmuş, huzur verici. Semahat Hanım aynı zamanda emekli mühendis. Yanı sıra resim yapıyorsunuz. Başka nelerle uğraşıyorsunuz? Başka el sanatlarıyla ilgilendim. Nakış falan, onlarla ilgilendim. Trabzon'da kaldık 5,5 yıl. Orada gümüş bilezik, yüzük yapmayı, kolye falan yapmayı öğrendim. Yaptım biraz da. Burada da dil kursuna gidiyorum. İşte zamanımı boş geçirmiyorum. Ne kadar güzel. Evinizde mi resim çalışıyorsunuz yoksa başka bir atölyede mi? Aslında atölyede çalışmak benim için çok daha verimli oluyor. Ancak son dönemlerde evde ben yürütmeye çalışıyorum. Ben de aynı şekilde. Evde daha kolay oluyor. Ferah Eker arkadaşımızla birlikteyiz. Ferah Eker'le arkadaşımızın çok uzun yıllara dayanıyor. 2002 yılından itibaren. Evet, epey zamandır arkadaşız. Bana çok güzel günler yaşadık. Çok güzel zaman geçirdik. Sanat olarak sanatçı arkadaşlarımızla tanıştık. Var olduk. Evet, şu anda da sanat sergileri açıyoruz. Hep beraber kendi bünyemizde bazı şeyler yapıyoruz ama arkadaşlarla beraber en güzel sergi açmak bu şekilde oluyor. Dostluğumuz hiç kopmadı Ferah Hanım'la ve diğer arkadaşlarımızla. Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği yıllardır var. Biz de varız. Hep yeni katılımlar da oluyor. Yeni arkadaşlarımız da katılıyorlar. Ferah arkadaşımızın rengi kırmızı. Kırmızıyı çok seviyor. Giydiği kıyafetler, ruju, tablolarında özellikle kırmızı ve canlı renkleri çok seviyor. Sanat ruhlu arkadaşımız gerçekten. Canlı. Kişiliğim yani. Kişiliğim kırmızı demek ki. Her şeyi de kırmızı olarak algılıyorum. Ve o şekilde en sevdiğim renk kırmızı. Tablolarında da görebiliyoruz. Birçok tablosu var. Hepsinde de kırmızı yoğunlukta. Bu renkle daha çok anlatıyorsun. Sen anlatıyor. Aynen kırmızı. Kırmızıyı görenler Ferah'ın tablosu diyorlar zaten. Ferah arkadaşımızla aynı zamanda müzikle de birlikteyiz. Evet. Birçok konserlerde. Evet. Neler söylemek istersin müzikle? Müzik ruhun gıdasıdır dedikleri. Gerçekten o şekilde çok güzel, insanı çok rahatlatan, alıp bir yerlere götüren bir şey. Yani sanat hayatı, işte hem resim hem müzikle ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Fikri Akdeniz hocamızla birlikteyiz. Hocam kendinizden biraz bahseder misiniz? Sanat yönünüzden önce neler yapıyorsunuz? Ben 1945 doğumluyum. Şu andaki içinde bulunduğumuz derneğin de en genç üyesi sayılırım diye düşünüyorum. Resim çalışmaya ben çok eski yıllarda başladım. Öğretmen okulunda okuduğumuz yıllardan geliyor bu sevgi. İlk yağlı boya tablomu 1963'te yapmıştım. Lise son sınıftayken, son sınıftan üniversiteye geçeceğimiz zamanlarda. Daha sonra uzun yıllar unuttum bazı şeyleri ama Adana'da 1982'de yeniden göreve başladıktan sonra bir süre gene resim yapamadık ama 1999'da yeniden resim yapmaya başladım Mustafa Duldan'ın atölyesinde. Daha sonra 2012'den sonra da Veysel Hoca'nın atölyesinde çalışmaya başladık. 10 sene kadar da böyle görev yaptıktan sonra yani resim sanatına olan sevgimden bahsediyorum. Diğer sanat dallarına dokunmuyorum şu anda. Ve şu anda bir yıl kadardır da Söğ Bey'in atölyesine gidip geliyorum. Bu tabloyu orada yaptım. Bu
bir deniz manzarası var dikkat ederseniz. İstanbul'un eski sokaklarından bir görüntü diyebiliriz biz buna. Karşıda cami, minareler, arada küçük bir dönüş manzarası. Eski İstanbul sokakları demek mümkün buna. Ve ben bugün de eğer şeyin hocanın söylediğini gerçekleştirebilirsek bir konuşma yapacağım sanatla ilgili. Bazı şeyleri orada oraya bırakıyorum. Ama yazılı bir metin olarak elimde şey var. Resim sanatı hakkında hazır da bir yazı var. Konuşmanızı tabii dinlemek isteriz. Çekimle de yer almasını isteriz hocam. Onun dışında daha çok hangi konuları işliyorsunuz resimde? Ben hem soyut resim hem de normal manzara resimleri. Yani hiçbir ayrım gözetmeden aklıma ne geliyorsa. Çünkü uzun yıllar matematikle uğraşmış bir insan olarak giremedik bu konulara. Matematik ve sanat da birbiriyle o kadar çok bağlantılı ki perspektif diyoruz mesela resim sanatında tamamen matematik konusuna giriyor. O nedenle bana birçok kişi soruyor ya siz matematikçisiniz, resimle ne alakanız olabilir diye. Her şeyi her zaman her yerde söyleyemiyoruz tabii. Perspektif olarak tabii ki alakalı. Yani. Tabii olmaz olur mu? Yani bu konuşmamda da söyleyeceğim. Matematik de bir sanattır diyorum zaten. Onun da nasıl olduğu düşünülürse ortaya çıkabiliyor. Fikri Hocam siz ikinci emekliliğinizi yaşadınız. Çağ Üniversitesi'nde de çalıştınız. Onlardan da bahsederseniz sevinirim. Kendi mesleğinizle, eğitiminizle alakalı. Normal devlet kurumlarında 15 sene Ankara Üniversitesi'nde, 30 sene Çukurova Üniversitesi'nde matematik ve istatistik bölümlerinde görev yaptıktan sonra yaş haddinden 67 yaşını bitirdiğimiz zaman üniversiteden emekli olmak zorundasınız. Ve 2012'nin bu ayı içerisinde, Kasım ayı içerisinde emekli oldum ben. Dolayısıyla doğum günüm 3 Kasım olduğu için de 3 Kasım'dan sonrasını bırakmadılar. Güzel bir sempozyumda da beni uğurladılar üniversiteden. Ama daha mezun, üniversiteden emekli olur olmaz Çağ Üniversitesi'ndeki Fen Edebiyat Fakültesi dekanı emeklilik töreninde çıktı kürsüden. Dedi ki hocamızı aramıza alıyoruz, bırakmıyoruz. Matematik bilgisayar bölümüne bölüm başkanı olarak gelecek dedi. Ve hemen gittik orada matematik bilgisayar bölümünde de ve başka bir bölümde de ayrıca üniversite yönetiminde 7 senede rektör yardımcılığı yaptım Çağ Üniversitesi'nde. 10 senede orada çalıştıktan sonra 55 yıllık bir hizmet sonucunda tamamen ayrıldım. Emeğinize sağlık hocam. Hayırlı olsun tekrar emekliliğiniz. Sağ olun, var olun. Bu arada ben yine de boş durmadım. Adana'da çıkan Yeni Adana Gazetesi'nde 4 yıldır her hafta bir yazı yazdım. Politikaya girmeden, politikayla bir görüşümüz var ama onu yansıtmadan bilim ve sanata dönük 200'ün üstünde yazı yazdım. Bunlardan 2 tane kitap çıktı. 3. kitap da bugünlerde çıkacak. Ve paylaşmayı seven bir insan olarak yazarak paylaşıyorum. Ve her yazının sonunda da dostça kalın diyerek kapatıyoruz. Ne kadar güzel, nice uzun yıllara diyoruz, nice güzel yazılarınıza, nice güzel böyle eserlerinize. Sizlerle gerçekten uzun yıllar atölyede de birlikte çalıştık. Hep sergilere katıldık. Çok güzel dostluğunuz, arkadaşlığınız var. Teşekkür ediyorum Fikri Hocam. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet, resim öğretmeni, ressam Hüseyin Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Hüseyin Yılmaz aynı zamanda benim hocam, resmi sevdiren, uzun yıllar birlikte çalıştığım Güzel Sanatlar Galerisi'nde ben de çok emeği olan resim hocam. Kendisine buradan teşekkür ediyorum yüz yüze olduğumda da. Ve biraz sanatla ilgili, kendinizle ilgili konuşmalar yapar mısınız hocam? Evet, sanatla ilgili. Son yıllarda tabii sanatta farklı yönlerde ilerliyorum.
Artı Adana Ressamlar Derneği'nin yöneticiliğini yapıyorum. Bu bende bayağı yoğunluk yaptı. Ama yine de resim çalışmaktan geri durmuyorum. Artı eğitimciliğime devam ediyorum. Eminen abi Menemencoğlu Anadolu Lisesi'nde öğretmenim ayrıca. Sanatıma gelirsek, bu bir yıldır portre üzerine gitmeye başladım. Portre çok dar bir alan. Dar bir alanda sanatın estetik değerleriyle uğraşmak çok daha zor da olsa daha keyifli, daha insanı disipline eden bir yönü var portre üzerinde. Tabii biz sanat yaparken, resim yaparken yaşadıklarımızdan, yaşadığımız dünyadan, yaşadığımız toplumdan bir şeyler alıyoruz, besleniyoruz ve onlar işte tuvalin başına geçince birer sanat objesine dönüşüyor, başkalaşım geçiriyor, böyle devam ediyor. Ne kadar güzel hocam. Hep şunu hatırlıyorum kulağımda. Biz ve yeni başlayan işte resime arkadaşlarımız hep siz yaparsınız, yaparsınız. Hep bu cümleyi kullanıyordunuz. Hep yapıcı eleştirilerle o şekilde çalıştık sizle. Gerçekten sanat alanında çok farklı, güzel bir anlayışınız var hocam. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Atölye çalışmalarınız da oldu. Daha önce sizin atölyeniz de vardı sanırım öğrencilerle ama şu an yalnız mı çalışıyorsunuz? Hobi amaçlı dersler vermiştim bundan 15 yıl önce. Orada tabii ki toplumda sanat üreticisi kadar sanat icracısına de ihtiyaç var. İşte insanlar hobi çalışıyor diye küçümsenmemesi gerekiyor. Çünkü bu hobi olarak başlayan insanlar hiç beklenmedik bir zaman diliminde profesyonel adım atabiliyor. Bunun örneklerine rastladım. Yani o çalıştığım dönemlerden sonra gözlemlediklerim. Şu an İstanbul'da sanat yapan, işte fuarlara katılan arkadaşlarımız var. Ya da güzel sanatlar fakültelerini kazanmış ve Türkiye'de isim yapmış sanatçılar da var şu an. Yani kimin ne yapacağını bilemezsiniz. Van Gogh da 32 yaşında sanata başlamış, resim yapmaya başlamış. 38 yaşında vefat etmiş ama o 8 yıllık sürede adam dünya sanat tarihine geçmiş. Sadece 8 yıllık zaman zarfında 500 tane resim yapmış. Şimdi insanların neyi başaracağını biz tahmin edemeyiz. İstemek lazım. Eğer bir insan istiyorsa birçok şeyi başarabilir diye düşünüyorum. Evet, Türkiye Güzel Sanatlar Eseri sahipleri, meslek birliği arkadaşlarım buradalar. Konuk olarak geldiler. Ayaklarına sağlık ve kendileriyle konuşmak istiyorum. Ayşe Sezen, anne ve kız maşallah. Evet, ressam arkadaşlar. Ayşe Hanım, neler söylemek istersin sanat adına? Sanat insana, yani ruhuna çok iyi geliyor. Sergi gezmeyi de çok seviyorum. Onun için arkadaşlarımızın da resimleri var. Gezmeye geldik. Resim geziyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Resim yapmayı da çok seviyorsun. Çok seviyoruz. Anne kız resim yapmayı ve sergi gezmeyi çok seviyoruz. Sabah oturduk mu akşama kadar anne kız resmin başından kalkamıyoruz. Harikasınız. Aynı zamanda torunlarıyla birlikte. Evet. 6 tane torunum var. Onlar da aynen. Bizden esinlenip şeyleri de var, kabiliyetleri de var yani küçük olmalarına rağmen sanat yönleri var. Anne kız evde resim yapınca tabii torunlar da yapacak. Evet, şimdi Başak arkadaşımla Başak arkadaşımla birlikteyiz.
birlikteyiz. Başak Sezen, kendinden biraz bahseder misiniz? Ressam arkadaş, aynı zamanda mühendis, besleyi biraz bahsedersen sevinirim. Mühendisim, ressamım, yaşam koçuyum, aile danışmanıyım. Aynı zamanda sosyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Sanatla uğraşmak çok güzel, her alanı çok güzel, yapmak çok güzel, seyretmek çok güzel, hepsinde bulunmak ruha terapi diyorum ben. Ruha en güzel terapi sanatla uğraşmak, o yüzden keyifli. Mutluyuz, çok güzel eserler yapmış arkadaşlarımız, çalışmalar yapmışlar, hepsinin emeğine sağlık. Güzel çalışmalar, nice sergiler olsun, sergiler de hep birlikte bu keyfi yaşayalım inşallah. Evet, bizim de aslında. Evet, siz de. Hepimiz de birlikte anne kız sergisi açmak var inşallah. Bakalım hayırlısı. Hangi tarihlerde düşünüyorsunuz? Ya biz aslında özel bir günde. Evet, herhangi bir güne anlam yükleme adına da. Normalde de ben zaten günlere anlam yüklemekten çok keyif alıyorum. Hayatı renklendirdiğine inanıyorum. O yüzden anneler günü olabilir, kadınlar günü olabilir. Anne kıza olduğumuz için de anneler günü olabilir diye düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. İnşallah. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmalarınız için. Birçok sergide arkadaşlarımızla birlikte olduk. İnşallah nice yıllara yine birlikte oluruz diyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi Nuri Börüban arkadaşımla. Nuri. Evet, Türkiye Güzel Sanatlar Eseri Sahipleri Meslek Birliği Nuri Börüben arkadaşımla birlikteyiz. Arkadaşlığımız yine 2002 yıllarına dayanıyor, çok uzun yıllardır. 20 yıllık bir arkadaşlığımız var. Birlikte birçok sergilere katıldık. Gerçekten kendisi sanat emektarı. Birçok emeği var. Organize işlerinde özellikle. Sağ olsun, var olsun. Nuri Bey, neler söylemek istersin? Güzel bir organizasyon, iyi bir hazırlık yapılmış. Çok beğendim ben. Resimler çok güzel. Yani daha çok Adana'da bu şeylerin, sergilerin artmasını istiyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha çok hangi konuları çalışıyorsun? Onlardan biraz bahseder misin? Ben daha çok kendi çektiğim fotoğrafların resimlerini yapıyorum. İşte Adana'nın doğasını, tarihi yerlerini falan onların fotoğraflıyorum önce. Daha sonra resimlerini yapıyorum. İleri bir tarihte de yani İstanbul'da eğer olursa bir arkadaşla birlikte kişisel bir sergi açmak istiyorum. Peki Nuri Börüban arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık. Nice yıllarda birlikte olalım diyorum yine sanat adına. Şimdi sanat galerisi sahibi Salime Kalman hanımefendiyle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizleri tanımak çok güzel. Çok güzel ev sahipliği yapıyorsunuz. Böyle güzel eserleri misafirperverlik yapıyorsunuz, daha doğrusu sanat adına. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Neler söylemek istersiniz Salim Hanım? Aslında benim Adana'ya gelişim 4 yıl oldu. Adanalıyım. Adana'da doğdum, büyüdüm. Adana Kız Sesi'ni bitirdim. Üniversite için İstanbul'a gittim, okudum. Sonra işte 40 yıl çalıştım. Geri dönüş, yuvaya dönüş yaptım. Bu arada sanatla da ilgileniyordum ben İstanbul'da. Adana Ressamlar Derneği'nin Çimento Galerisi'nden çıkartıldığını öğrenilince böyle küçük bir yerim vardı. Ben de onlara dedim ki dışarıda kalmasın bütün Adanalı sanat dostlarını. Bu çatı altında toplayayım. O ara eşim vefat etmişti. Onun anısına buraya ev sahipliği yapıyoruz. Bütün Adanalı sanatçıları. Bir de sanatın halka açılmasını arzuluyor, yani temelinde o arzum var. Çünkü Osmanlı'dan beri sanat hep üst kademenin hizmetinde olmuş, yani üst kademeye hitap etmiştir.
bürokrasi, bürokrat veya ne bileyim elit kısımlarda. Ama ben istedim ki halka da duvarında resim olmayan ev kalmasın. Bu kadar çok inşaat yapılıyor ve çok yerlerde biliyorum duvarında eser olmayan bir sürü evler var. Onlara da açılsın istedim. O nedenle burayı sadece yani bir bedel karşılığında değil, Adanalı ressamları açtık. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama şunu görüyorum ki tabii ekonomik krizin de şu anda ülkemin geçtiği yolları biliyorum, sıkıntıları da biliyorum. Fakat bir sanatla geçinen, geçimini sanattan sağlayan bir Adanalı sanatçının gelir kaynağı da kısıtlı tabii. İsterim ki küçük de olsa herkes bir şeyler, katkı, sanatçılara bir katkı yapsın, eser alsın isterim. Bu eksiklik var. Yani ne bileyim altın biriktirmek yerine bir sanat eseri herkes evine assa, o sanatçıyı evinde misafir etse de aynı benim yaptığım gibi onlar da sanata katkı sağlamış olur. Onun duygularıyla birlikte, evet. Peki Salime Kaman hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ve örnek bir insansınız sanat adına. Böyle güzel atölyenizi kullandırıyorsunuz ressamlara. Sürekli burada sergiler oluyor. Burası sanırım hiç boş kalmıyor. Sürekli burada sergiler oluyor, açılışlar oluyor. Mezun olan genç sanatçılarımız var. Ekonomik durumu henüz tam olmayan yani. Onların da sergi açmaları zorunlu. Mezun olmaları için ya da öğretim üyelerinin bir level atlamak için bir sergi açması şart. Ama böyle bir şey Türkiye'nin her yerinden sanatçılar buraya geliyor ve sergi açılıyor. Mesela ilk sergimizi bir Kars'tan doktor öğrencisine açtık burada sergiyi ve o doçentlik için müracaat, bu sergiyi açtıktan sonra doçentliğe müracaat edeceğini söyledi. Bunlar da bizim için çok mutlu, benim için çok mutlu edici bir olay. Benim de amacım buydu zaten.